Dabbetül Arzan ve Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından kıyamete kadar olacakları hadis ve ayetlerle destekleyerek sizlere anlatacağım. Hadislerde belli bir sıra takip edilerek anlatılmış olmasına rağmen bu sıranın onların çıkış sırası olmadığı kanaati alimler arasında en kuvvetli olandır. Buna göre hangi alametin ne zaman çıkacağını tertip sırasına göre kesin olarak anlatmak mümkün olmadığını düşünüyorum. Bununla beraber zaman büyük bir müfessirdir. Kaydını gösterse itiraz edilmez. Kuralı gereğince zamanın tefsir ettiği bazı gerçekleri de göz önünde bulundurmak suretiyle yaklaşık bir sıralamayı özetleyebiliriz. Kıyametin küçük alametlerini, din ve inanç hakkında bilgisizliğin yaygınlaşması, içkinin çokça içilmesi, fitne, öldürme ve kargaşanın çoğalması, maddi refahla birlikte kanaatsizlik ve nankörlüğün artması, Allah rızası yerine çıkar ve menfaatlerin ön plana çıkması gibi olayları saymak mümkündür. Kıyametin büyük alametleri ise şu hadiste bildirilmiştir. 10 alamet meydana gelmedikçe kıyamet kopmaz. Duhanın çıkması, Deccal'in çıkması, Dabbetül Arz'ın çıkması, Güneş'in batıdan doğması, Hazreti İsa'nın yeryüzüne inmesi, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması. Zaten alametleri geldi bile ama kıyamet gelip çattıktan sonra ibret almaları neye yarar ki? Muhammed 47:18. Mealindeki ayette bu alametlerin varlığına özetle işaret edilmiştir. Biz bu alametleri kendi kanaatimiz doğrultusunda şöyle sıralayabiliriz. 1. Melhame-i Kübra. Kuvvetli ihtimalle büyük etleşme, kapışma manasına gelen bu savaş, Birinci Dünya Savaşı'dır. İkinci Dünya Savaşı da bunu tamamlayan bir versiyonudur. Ama ahir zamana yakın zamanda olacağı söylendiği için büyük ihtimal Melhame-i Kübra, Üçüncü Dünya Savaşı'na işaret ediyor. 2. Deccal'in Hurucu. Ahir zamanda çıkacak olan iki büyük deccal vardır. Biri İslam dinini ortadan kaldıran ve Süfyan ünvanını alan İslam deccalidir. İkincisi bütün semavi dinlere savaş açan bir akımın adıdır. Bu daha çok ateizmi barındıran komünizm ceryanıdır. Bu iki deccal hakkında geniş bilgi almak isteyenler Risale-i Nur külliyatına bakabilirler veya Buhari, Müslim gibi hadis kitaplarını da inceleyebilirler. 3. Hazreti Mehdi'nin zuhuru. Hazreti Mehdi'nin fesada gitmiş ümmeti İslah etmek üzere geleceğine dair manevi tevatür derecesinde hadisler vardır. Eğer dünyanın yıkılmasına bir gün kalsa bile Cenab-ı Hak o günü uzatıp Hazreti Mehdi'yi gönderecektir. Ebu Davud, Mehdi 4, Tirmizi, Fiten 43. Manasındaki hadis-i şeriften Hazreti Mehdi'nin kıyametini, harbiyesini görebiliriz. 4. Hazreti İsa'nın nüzulü. Hazreti İsa'nın göklerde cismiyle hayatta olduğuna ahir zamanda kıyametten önce yeryüzüne ineceğine ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini ile amel edeceğine dair hadisler yanında İslam alimlerinin büyük çoğunluğunun icmai vardır. Birçok sahih hadis rivayetlerinde olduğu gibi şüphesiz ki o kıyametin kopacağını gösteren bir bilgidir. Zuhruf 43-61. Mealindeki ayette de Hazreti İsa'nın kıyamet alametlerinden biri olduğuna işaret edilmektedir. Deccal, Mehdi ve İsa aleyhisselamın aynı zaman diliminde olacaklarını gösteren rivayetler vardır. Hazreti İsa'nın Hazreti Mehdi'ye namazda tabi olmasını bildiren hadis de bunlardan biridir. Ayrıca Hazreti İsa ile Hazreti Mehdi'nin birlikte Deccal ile mücadele edeceklerini gösteren hadis rivayetleri de onların aynı devirde olacaklarını göstermektedir. 5. Dabbetül Arz'ın çıkması. Bu hayvan birçok ihtimalin yanında bir mikrop, bir virüs olarak ortaya çıkacak isyanlara düşmüş insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle her asırda özel bir hastalık yaratılmış ve yaratılmaktadır. Kim bilir hiç duyulmayan daha nice maddi veya manevi hastalıklar ortaya çıkıp Dabbetül Arz'ı fiilen tasdik edecektir. 6. Üç yer batması. Hadiste bunlar ayrı ayrı sayılmıştır. Bu yere batmalar kuvvetli ihtimalle depremler sebebiyle olacaklardır. Bunların yerleri hadiste tespit edilmiş ve doğuda, batıda ve Arap Yarımadası'nda şeklinde ifade edilmiştir.
7. Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkması. Bunlar Çin Seddi'ne sebebiyet veren bir kısım Moğol, Tatar ve Kırgız milletlerine meydana gelen ve anarşi yoluyla çok fitne fesat çıkaran bir topluluk olarak düşünülebilir. Kıyamete pek yakın bir zamanda bunların veya benzerlerinin ortaya çıkıp anarşi çıkarıp dünyayı kasıp kavuracağı söylenebilir. Ama büyük ihtimalle bunlar Çinler olacaktır. 8. Yemen, Aden'den bir ateşin çıkması. Müslüm hadisinde insanları mahşer yerine sürecek olan ateş şeklinde nitelendirilmesi gösteriyor ki bu alamet kıyamete çok yakın bir zaman diliminde gerçekleşecektir. 9. Duhan'ın zuhuru. Duman anlamına gelen Duhan da kıyametin büyük alametlerinden biridir. Müslüm Fiten 39. Kıyametin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak 40 gün ve 40 gece kalacak. Müminler nezleye tutulmuş gibi, kafirler ise sarhoş gibi olacaklardır. Göğün insanları bürüyerek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Bu elem verici bir azaptır. İşte o zaman insanlar, Rabbimiz bizden bu azabı kaldır. Doğrusu biz artık iman edenleriz derler. Duhan 44:10-12. Mealindeki ayette bu alametten söz edilmektedir. 10. Güneşin batıdan doğması. Bu alametin en son olduğunu düşünüyoruz. Artık dünyanın dengesi bozulmuş ve dünya güneşin etrafında dönerken itim çekim kanunları gibi bazı kozmik kanunların bozulması sonucunda yer küre tersine dönmeye başlar ve dolayısıyla da güneş batıdan doğacaktır. Ahir zamanda henüz gerçekleşmemiş alametler vardır. Birinci olarak bugün genel olarak dünyada meydana gelen olaylar hadiselerde ifade edilen ahir zaman fitnelerinin ve kıyamet alametlerinin tamamına yakınının çıktığına şehadet etmektedir. Kanaatimizce fitnelerin neredeyse hepsi meydana gelmiştir. Bundan sonra kıyamet alametlerin en büyük alametler kısmından olan Yecüc Mecüc büyük hasif yere batmalar, Hz. İsa'nın nüzulü, güneşin batan doğması gibi bazı hadiseleri bekleyebiliriz. Bunlardan birisi de Malheme-i Kübra denilen büyük bir savaş olabilir. İkinci olarak Beni İsrail üzerine gelen şeyler aynıyla ümmetimin üzerine de gelecektir. Öyle ki onlardan Alyani olarak annesine gelen olmuşsa ümmetimden de bu çirkin işi mutlaka yapan olacaktır. Yani zamanında Yahudilere ne yapıldıysa aynısı Müslümanların da başına gelecek diyor hadiste. Bu hadis Tirmizi İman 18'de yazıyor. Kıyamet yakın bir zamanda Türklerle bir savaş olacak. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ayakkabıları kıldan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Siz yüzleri kılıflı kalkanlar gibi gözleri küçük, burunları yassı olan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hadis Buhari Cihat 95 ve 96, Menakıb 25, Müslüm ve Fiten 62'de geçiyor. Okumak isteyenler oradan okuyabilirler. Gelelim hadisin açıklamasına. Burada Müslümanların mutlaka savaşacakları bir kavmin fizyolojik tasviri yapılmakta fakat ismi verilmemektedir. Bu tasvire göre ayakkabıları koyun yünü, keçi kılı veya deve yünü gibi şeylerden imal edilecektir. Yüzlerde kalkan gibi geniş ve burunlarda yassı olacaktır. Muhadisler bu kavmin Türkler olduğuna müttefiktirler. Buhari'nin hadisi verdiği bablardan birinin adı Türklerle Savaş Babı'dır. Hadisin burada kaydedilen vecinde Türk kelimesi geçmezse de Buhari'nin aynı bapta kaydettiği Münakıb hadiste Türk kelimesi de geçer. Küçük gözlü, kırmızı yüzlü, yassı burunlu, yüzleri kılıflı kalkanlar gibi olan, kıldan mamul elbise giyen ve kıl içerisinde yürüyen Türklerle savaşmadığımız müddetçe kıyamet kopmaz. Hadiste yüzün kalkana benzetilmesi Beyzavi'ye göre yüzün geniş ve yuvarlak olmasındandır. Kılıflı denmesi de sertliği ve etinin çokluğundandır. Ayakkabıların kıldan olmasından maksat bazı şarihlerce saçlarının ayakkabılarına değecek kadar uzun olmasıdır. Bazıları da bundan maksat onların ayakkabılarını örülmüş, keçeleşmiş kıl ve yünden yapmalarıdır demiştir. İbn-i Hacer bu hadisin şerhi saadetinde Türklerle ilgili olarak şu açıklamayı sunar. Sahabe zamanında şu hadis meşhur idi. Türkler sizi bıraktıkça siz de onları bırakın, onlarla savaşmayın. Tebarani bunu Hazreti Muaviye rivayeti olarak kaydeder. Hazreti Muaviye ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle söylediğini işittim demiştir.
Ebu Yala aynı hadisi bir başka vecihten olmak üzere Muaviye İbni Hudeyyiç'ten rivayet eder. İbni Hudeyyiç der ki, ben Hazreti Muaviye'nin yanındaydım. Ona amilindenlerle karşılaştıklarına ve onları hezimete uğrattıklarına dair bir mektup gelmişti. Hazreti Muaviye bu habere öfkelendi. Sonra ameliyine benden emir gelmedikçe onlarla savaşmayın. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Türkler Arapları sürecek ve yavşan otunun bittiği yerlerde onlara yetişecek dediğini işittim. Bu sebeple onlarla savaşmaktan hoşlanmıyorum. Müslümanlar Emeviler zamanla Türklerle savaştılar. Müslümanlarla onlar arasında büyük mesafe vardı. Burası yavaş yavaş fethedilerek açıklık kapandı. Türklerden çok sayıda esir alındı. Türklerde büyük bir güç ve şiddet bulunduğu için melikler onlara sahip olma hususunda aralarında adeta yarış yaptılar. Öyle ki Mutasim zamanına gelindiğinde askerlerin çoğunluğunu onlar teşkil etti. Zamanla Türkler melike galabe çaldılar. Oğlu Mütevekkil'i öldürdüler. Sonra birer birer onun çocuklarını öldürdüler. Keza Samanilerinin melikleri de Türklerdendi. Böylece Acem diyarlarına da galebe çaldılar. Bu diyarlara sonraları Sebük Tekin Hanedanı, bunların peşine de Selçuklular hakim oldu. Hakimiyetleri Irak, Şam ve Rum diyarlarına kadar uzandı. Bunların etbaaları Zengiler, onların etbaaları da Eyyubiler olarak devam ettiler. Türk olan bunlar çoğalarak Mısır, Şam ve Hicaz diyarlarına hakim oldular. Ve zamanla zaten Türkler İslam halifeliğine ellerini alıp İslam'ın yayılmasında öncülük yapıyorlar. Onlar sizlerle savaşmadıkça siz Türklerle savaşmayın hadisi buradan geliyor. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim.